Gökhan Tuğrul. Tuğrul Besi Çiftliği Mühendislik Sanayi Limite Şirketi'nin kurucusuyum. Kendim inşaat mühendisiyim. 2017 yılında Avrupa'da inşaat mühendisliği eğitimi aldım. Burada inşaat mühendisliği eğitimi aldıktan sonra zaten çiftçi bir ailenin çocuğuyuz. Çiftçi ve hayvancı olarak yetişmenin yanında şöyle bir durum düşündük kendimiz. Avrupa'dayken Avrupa'daki hayvancılık konusunda, tarım konusunda bir merak uyandı. Bu merakla beraber oradaki çiftlikleri ziyaret ettik. İncelemelerde bulunduk. Orada nasıl bir hayvancılık yapılıyor? İşte ülkemize nazaran ne durumdalar? Nasıldır? Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Bunların doğrultusunda 2018 yılında ülkeme döndükten sonra tarım ve hayvancılık üzerinde faaliyetler yapmaya başladık. Hayvancılığı yaparken tarımı da yapmamız gerektiğini düşündük. Çünkü hayvan yetiştirmenin en temel unsurlarından bir tanesi de yem bitkileridir. Yani kaba yemi kendimiz üretmek istedik. Bununla alakalı ilimiz olan Niğde'de mevcut imkanlar doğrultusunda yaklaşık 2018 yılında kayıtlı ÇKS olarak 680 dönüm üzerinde yem bitkisi ektik. Nedir bu yem bitkilerimiz? Yonca, macar fiyi, işte korunga, sılaj olarak yem bitkilerimizi yetiştirdik. Yem bitkilerimizi yetiştirirken de kendi imkanlar doğrultusunda bir çiftlik kuralım diye düşündük. Besi çiftliği. Besi çiftliğimizi gördüğünüz üzere 120 baş kapasiteli olarak kurduk ilk etapta. Ondan sonrasında şu an için besi olarak devam ediyoruz. 2019 yılına geldiğimizde ekili alan olarak yonca ekimini arttırdık. 480 dönüm üzerinde şu an için mevcut yoncamız bulunmaktadır. Bunun yanında arpa, buğday olarak ekimlerimiz devam etmektedir. Bunların birçoğunu kendi hayvanlarımız için kullanıyoruz. Onun yanında arta kalan durumda da satış durumumuz da söz konusu. İlimizde kırsal kalkınma destekleri üzerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün açmış olduğu bu seminere katıldım. Bu seminerde hayalimde kurduğum çiftliği yapabileceğimi, devlet imkanlarından faydalanarak yapabileceğimi anladım. Bunun üzerine kendimizin de projeyle alakalı ilgili olduğundan dolayı çalışma başlattık. Ne yaptık? İlk başta işte projemizi tasarladık. Ondan sonrasında faaliyete geçirmek üzere bir çiftlik kurduk. Şu an isterseniz oradaki çiftliği de gezip görebiliriz. Şu an %95 hatta %99 civarında tamamlanmış durumda. Orayı biz süt ahırı olarak düşünüyoruz. 120 baş kapasiteli orası da yine aynı şekilde. Orayı tamamladıktan sonra burada yine aynı şekilde besi ahırı olarak devam edeceğiz. Zaten ikisinin arası da yakın birbirine. Burası besi ahırı, orası süt ahırı olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Bunların yanında tarımsal faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Kısmet olursa ilk 5 yıl içerisinde 2000 dönüm civarı yonca yem bitkisi yetiştirmeyi hedefliyorum. 1000 baş olarak da süt hayvanını tamamlamayı düşünüyoruz. İsterseniz röportajımıza yeni çiftliğimizde kırsal kalkınma destekleriyle kurduğumuz çiftlikte devam edebiliriz. Şu an yeni çiftliğimizdeyiz. Çiftliğimiz 96 bin metrekare üzerine kurulu, 2900 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kaba yem depomuz, sılaj depolarımız, gübre yönetim sistemimiz, gübre çukurlarımız, aynı şekilde sürü sahan sistemimiz, sürü yönetim sistemimiz olarak tam anlamıyla Avrupa standartlarında, hatta Avrupa standartlarının üzerinde diyebilirim, bir çiftlik oldu. Bu çiftlikle alakalı şu an için baktığımız zaman %95-98 civarında tamamlanmış bulunmaktayız. Peyzaj ve bahçe düzenlemelerimiz kaldı. Çiftliğimizin nasıl yaptığım konusuna geldiğimiz zaman da şöyle bir durum var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın müdürlükler tarafından bu kırsal kalkınma programları konusunda ki düzenlemiş olduğu seminerlere katıldım. Buradaki seminerlerde anlatılan projeler hayalimdeki çiftlik sistemine uygun olduğu için ve bu desteklerden de faydalanarak bir çiftlik kurmak istedik.
2,5 milyon projenin tamamı bedelli olarak başladık. 1 milyon 250 bin civarını hibe olarak almış bulunmaktayız. Çiftliğimiz şu an için 120 baş sağmal hayvan olarak başlayacağız. Tabii 5 yıl içerisinde 1000 başa tamamlamayı hedefliyoruz. Arazimiz de bu konuda uygundur. Burada şöyle söyleyeyim, 120 baş üzerinden yaklaşık aylık 5 ton civarı süt almayı hedefliyoruz. Tabii bu sütü alırken de yine aynı şekilde bakanlığımız tarafından verilen ari işletme sertifikasını da almayı hedefliyoruz. Ari işletme sertifikasını almamız sebebiyle çiftliğimizin sütü hijyenik açıdan, kalite açısından daha verimli, daha kaliteli, daha güvenilir olacağını düşünüyoruz. Zaten hayvanlarımızı şu an için yurt dışı bağlantılı olarak getiriyoruz. Gebe düve olarak getireceğiz. Buradaki hayvanlarımızın genomik yapısı daha gelişmiş, daha efendime söyleyeyim yani daha kaliteli hayvan yetiştirmek manasında yurt dışından getirmeyi düşündük. Genomik bir çiftlik olacak aslında. Yani genomik diye adlandırabiliriz kuracağımız çiftliği. İşte yıllara göre süt verim oranı, anne babasının yapı durumu, verimlilik oranları belirli olan hayvanlara genomik çiftlik olarak, genomik hayvan olarak adlandırıyoruz. Hem genomik hem de ari bir çiftlik kurmayı hedefledik ve bu yolda da devam ediyoruz. Ben öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Kendisini tarım ve hayvancılık üzerinde faaliyet yapmak isteyen veyahut da ailesinin bizim olduğu gibi geleneksel standart çiftliği olan insanlara yatırım yapmak isteyen özellikle de genç arkadaşlarıma şunu belirtmek isterim ki bakanlığımızın, müdürlüklerimizin bizlere sunmuş olduğu bu projeleri ilinde bulunduğu, bölgesinde bulunduğu hibe destek programlarını araştırıp bunlar nezdinde yapacağı yatırımları bu şekilde değerlendirmeleri konusunda kendilerine söyleyebilirim. Biz %50 hibe alaraktan projemizi gerçekleştirdik. Bulunduğum bölgede kırsal kalkınma projeleri vardı. Ama diğer arkadaşların işte İPART olabilir, Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler var, onlardan olabilir. Küçük işletmeler için bildiğim kırsal kalkınma projelerimiz var, KOP projelerimiz var. Bunlardan herhangi birinden faydalanmasını, bu şekilde çiftliklerini yapmalarını kendilerine tavsiyemde bulunurum. Bunun yanı sıra ben bugünkü şu an için kurmuş olduğumuz çiftlikle alakalı bizlere desteklerinden ötürü çok kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız, bunların nezdinde Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Asım Başbeyefendi'ye, Kırsal Kalkınma Şube Müdürümüz Sayın Soner Beyefendi'ye ve ekibine, şirketim ve şahsım adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerle her alanda, her zaman desteklerini son noktaya kadar gösteren, destekler alanda özellikle sürekli yanımızda oldukları gibi her zorlukla desteklerini sürekli bizden esirgemiyorlar. Allah razı olsun diyorum onlara da.